Unuttum. Bir şey yapmayayım. Vlog çekmedim. Bugün 23 Aralık. Saat 1.30 falan. Biz de neyse Cem'le birlikte yemek yemeye geldik. Kadıköy'deyiz. Okuldan erken çıktık bugün. Şuradayız. Bu çok güzel yiyecekler falan var. Oradan bakalım dedik. Açız. Öyle beraber biraz Kadıköy'de dolaşacağız. Siz de benimle birlikte ve güzel ilerleyen güzel arkadaşlarımla birlikte şey yapacağız. Evet olsun. Ama Başak yok. Başak niye yok? Başak'ın tansiyonu çıktı. Eve gitmesi gerekti. Şu an netlemiyor. Evet. Biz şimdi sipariş vereceğiz. Çok soğukmuş burası. Ben atkını tekrardan taktım. Bir de ışık çok yetersiz burası da. Çok karanlık olduğu için kötü görünüyor. Yani görünmüyor bile olabilir bize. Ben şu an yokum mesela. Ben elma değil patates aldım. Mesela da çıkın oldu. Böyle şimdi yiyeceğiz. Şimdi yemeklerimiz bitti. Gayet güzel yani. Patates ne kadar kötü oluyor bilmiyorum ama patates gayet güzel ve fiyatları çok uygun. Şimdi kalkacağız ve gideceğiz, dolaşacağız bir yerlere. Zaten çekelim sizinle, konuşalım. Zaten siz de görmüş olursunuz. Ne kadar güzel. Şimdi The Campaign'deyiz. Hava çok kötü, yağmur yağıyor. O yüzden dışarı yürürken video çekemedim. Çok ya tam şey hediyelik eşya mı? Buna aşık olmayı. Bunlar aynı. Kanka ben bunu çok beğeniyorum. Böyle şunlar. Şey oluyor ya. Aynen tam burası şey gibi yapmışlar. Bir Instagram'daki o evler. Hani. Aynen. Mermer. Şimdi alacak. Şunlar da çok moda. Başka var mı? Aa bak. Gönlelim. Aşağı senin sevdiğin benim. Lomontunun rengi güzelliği. Melisa bunlar patik mi? Ne yazıyor? Yalnız olmayı tercih etmiyor. Yalnız kalmak. Ha tabii ki. Bunlar da çok güzel. Yatı da büyük kalmış. Ama çizim ama evin bir köşesinde böyle vintage yapmak çok hoşuma gidiyor. Şunlar falan. Sanki şey gibi, çok garip bilim adamlar. Ay çok güzel. Fiyatı 350, asla bir şey söylüyorum. Onun için bence bu kadar pahalı değil. Yani herhalde. Evet. Yani bir kamera zaten şu an ne kadar? Ve eskiden kalan şeyler çok hoşuma gidiyor. Evet. Şimdi baktım vakit geçmiyor ve bildiğiniz gibi durumlardan dolayı çoğu siteye erişim sorunlaşmaya başladı. Snapchat, Instagram falan filan. Ama hiç bu olayları düşündükçe keyfim olmadı arkadaşlar. Ve şu an o kadar bitmişim ki artık cuma, yani cuma günü olduk o kadar belli ki tipten. Neyse. Dediğim gibi şimdi böyle biraz vakit geçireceğim. Aslında kitap da okumak istiyorum ama... Bakalım zaman gösterecek her şeyi. Böyle bir yaptıklarımı şimdiden söylemek istedim sizlere. Arkadaşlar artık kışın verdiği psikolojik baskı mı desem bilmiyorum. Bir saniye. Böyle şey olur ya, bir insan psikolojikman gelgitleri böyle. Hani evdeyim. Evde durmak istemiyorum. Böyle bir sinirleniyorum, ağlayasım geliyor sıkıntıdan. Sonra yapacak bir şey düşünüyorum, yok. Hani çok tuhaf hissediyorum. Yani bir cuma günü hani okul bitti, mutlu olmam lazım. Niye bunu anlattığımı bilmiyorum. Hani o kadar şeyim ki, tuhaf hissediyorum ki. Çok saçma şu an. Neyse ben bir şey yaparsam söyleyeceğim yani. Ama aklıma bir şey gelmiyor. Optima belki giderim dedik ama bilmiyorum. Öyle değişik ya. Evet şimdi gördüğünüz gibi üstümü değiştirdim. Babam ve ablamla birlikte Akas diyorum. Optima gideceğiz. Ve hayatımda cidden hiç bu kadar kötü hissetmemiştim arkadaşlar. Şu an cidden kıştan nefret ettiğimin resmidir. Bir hava bir insanı bu kadar etkileyemez. Şu an yani yaz olsa inerdim caddeye, dolaşırdım balkon bir şey, yani o kadar iğrendim ki biraz herhalde insan içine çıkıp kendime gelmem lazım. Çünkü
çok kötü hissediyorum. Hani aşırı iğrenç bir duygu var belki bazen hissediyor olabilir. Neyse biz şimdi çıkacağız. Umarım kendime gelirim yani. Yani kendimden soğudum. Şeyden soğudum, günlerden soğudum, kıştan soğudum. Böyle saçma bir gün. Hayırlısı olsun diyorum. Evet. Ve şimdi ablamı görüyorsunuz. Ablamla birlikteyiz. Babam şu arabayı park ediyor. Şöyle. Şurada köprü var. Şuraya hemen yürüyeceğiz. Sonra Optimum'a geleceğiz. Şurada Hilton otelimiz bulunmakta. Her gün gidiyoruz. Bu arada şaşırtıcı şekilde hava soğuk değil şansımıza. Şunu ben açayım. Çok komik duruyorum. Evet. Babam da geliyor şimdi. Allah çok hızlı geliyorum. İşte trafiğe bakar mısınız? Bu arada böyle giyindim. Minik abla, şimdi internetten tanıştım. Bir ceket, içinde de uzun sivet var. Ablama benziyoruz çok bir şekilde. Evet, şu an Migros'tayız. Ablamı da evet buldum. Burada da meyve suları var aslında, egzotikin. Onlardan mı alsam daha mantıklı? Şu dolap bu taraftaydı. İçinde meyve suları vardı benim istediklerim. Burası büyük ya, vardır. Evet, şimdi eve geldik ve Migros'tayken muz almıştık. Ablamla birlikte muz deneyeceğiz. Ben sebzeli aldım, ablamla köylü aldım. Muzlu kaynıyor. Bunda içinde böyle sade muz var. Yanında da ne istiyorsanız, ben sebzelisini aldım. Şimdi bunu hazırlayacağım, sonra gösteririm. Herkese günaydın. Şimdi fazla uyuduğum için gözlerim şişti ve dün duş alırken rimelimi silmemiştim. Aktı ve bir daha da silmekte uğraşmadığım için korkunç görünüyor olabilirim ama her neyse. Bugün pazar. Ne yaptım? Sabah gördüğünüz kalktım hemen erkenden. Erkenden 11.30'da dışarı çıktım, biraz koştum ettim. Çünkü hafta sonu zaman bulduk yapmak istiyorum. Hatta hiç çok fazla spor yapamıyorum tekrardan. Eski yapamam rutinime geri döndüm. Şimdi spordan geldim, hemen üstümü değiştirdim, su aldım ve kendime bir çay, ada çayı hazırladım. İçine de tarçın çubuğu koydum. Çünkü neden olmaz. Bugünkü planım galiba Bağdat Caddesi'ne ineceğim. Nilüfer ve Eylül'le, bilmiyorum tam kesin değil ama Nilüfer'le bir şeyler yapabiliriz. Öyle kızlarla bir gün geçireceğim ve şu an aptal gibiyim, o kadar uykum var ki. İşte çok uyumak iyi gelmiyor bana ama uyumayınca da çok kötü oluyorum. Her neyse, şimdi birazdan da bunları içip kahvaltı hazırlayacağım. Yulaf falan hazırlarım, bilmiyorum. Size de gösteririm eğer merak edenleriniz varsa. Bayağıdır yatıyorum, internetteydim. Şimdi birazdan mayışmadan ders çalışacağım, biraz plan yapacağım videolarla ilgili. Öyle şu an Nilüfer'le iptal oldu programımız, çıkamayacağız dışarı. Ben şimdi çalışmaya devam edeceğim. Muhtemelen bir iki saat burada gidecek. Böyle. Sonra tekrar sizlerle birlikte olacağım. Evet. Saat 4'e geliyor. Benim ders çalışmam bitti. Dün de Migros'tayken şu Torku'nun çay kafesinden almıştım. Kahvesinden almışım. Bunlar hani şey diye merak ettim. Acaba Starbucks'taki çay tea latte ile benziyor mu? Benziyorsa. Çünkü bunlar 2 lira mı? Hatırlamıyorum ama çok ucuz bir şeydi. Boyutu da gayet iyi. Zaten Starbucks yarısını buz koyduğu için aynı şeye denk geliyor. Arkadaşlar, Starbucks'ı tamamıyla çökertmiş bulunmaktayım. Aynısı Starbucks'takiyle ve mükemmel. Ben artık Starbucks'a gideceğimi düşünmüyorum yani. Aynı fiyata 5-6 tane içebileceğim şeye gidip orada para vermem asla artık. Böyle Torku'nun mokası da var. Başka şeyleri, lattesi falan da var. Bence gidip bir bakın hangi markette yakınsanız. Bayağı şu an reklam gibi oldu. Yine cumartesi günü ve biz Akasya'ya gidiyoruz. Şimdi yanımıza araba geldi. Çok güzel. Şimdi adamına bakıyor. Her neyse. Şimdi ben Başak'la birlikte Akasya'da olacağım.
Başaklar'da kalacağım. Ablamla kız arkadaşına kalacak bugün. İşlerimizi hallettik. Ablam beni bırakmaya gidiyor, geliyor benimle birlikte. Her neyse, biz Akasya'da tekrardan görüşürüz. Sen Akasya'da durmayacaksın değil mi? Biraz dururum belki. Arkadaşım gelene kadar, ondan sonra gidişler. Arabayı gördük mesela, annem bize anca bu yeter çünkü. Aynen öyle. Arabanın içinde bir tanesini değiştirmiştim. Yakınlaşmasın da. Evet, yakınlaşsın. Başak'la telif hakkından danışıyor. Durdum abi, yeke görüşürüz. Evet, şimdi Başak'la buluştuk. Böyle bir kalabalık yok arkadaşlar. Parkın en altına indik. Bak, en alt kata indik ve boş yok. Böyle bir gün ve bugün sertebereler varmış Akasya'da, onun da bir şeyi. Sizin dolu olmadan bence gidelim. Nereye? Çünkü çok dolacak. Sertebereler oturup böyle dinlemeyeceğiz ki yani. Görün, ayak nerede olursa alalım yani, anladın mı? Sen yok ya, üç defa karşılaştım. Nefret ediyorum senden. Şimdi ne yapalım biz? Ebebeğe girelim. ben bugün Başaklar'da kalacağım beraber kız kıza. Kız olacağız. Kim var? Şenay abla, baba. Babam belki. Belki. Ben kovarız. Bakın böyle insanlar dolu yani. Bütün Türkiye. Evet, şimdi Zara'dayız. Evet, şimdi Akasya'da işimiz bitti. Saat 8:30. Başaklar'a gidiyoruz. Sertepeyrenleri gördük, hani dinleyemedik. O kadar kalabalık ki. Bir de zaten cüce olunca adamlar, kadınlar geçmiş, koca koca izleyemedim. Çok içimde kaldı ama güzel gördüm, yetti şu an. Şimdi Başaklar'a gideceğiz. Şu anlık bu kadar. Eğlendin mi Başak benimle? Çok. Tabii ki. Bu arada Kübra'lar da vardı, Dilara'lar. O sonradan geldi. Yokuştan düşmeyeyim o yüzden. Aynen. Şimdi yokuş çıkacağız. Görüşürüz. Starbucks'tayız. Bu Kaz Asker diyorum. Ayşe Kadın'ın orada yeni bir tane açılmış. Oraya geldik. Pozitan. Tamam, Pozitan açılmış. Yeni Starbucks'tayız. Ayşe Kadın pazarcısı. Böyle şimdi biraz da takılacağız. Ve dünküyle aynı kıyafeti giyiyorum. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün 29 Aralık ve saat kaç? Artık saat dilimini de bilmiyorum şu an. 8:12 geçiyor. Peki neden karanlıkta duruyorsun İrem? Neden her yer karanlık? Çünkü arkadaşlar elektrik gitti ve bugün bildiğiniz gibi çok fırtınalıydı. O yüzden elektriklerimiz gitti ve hala gelmiyor. Şarjım %2, kullanım dışı yani. Böyle şu an can çekişiyoruz evde hep beraber. Neyse ama beterim betevacı deyip herhalde şükür ediyoruz. Biz de şöyle battaniye aldık. Cidden hani şu an göremiyorsunuz bile. Bazı apartmanlara gelmiş yavaş yavaş yanımızdakileri. Geri sayım başladı. Biz de. Yarın aşağıda. Aynen. Bir de yarın ben hani dedim stüdyoya gidip makyaj videosu falan çekeceğim. Hava çok 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 kötü olursa gidemeyeceğim. Şu an böyle tam çekerken elektrik gelse. Tamam. İyi misin? Nasılsın abla? Görünmüyorsun değil mi? Evet. Hiç iyi değilim. Bir de bugün o kadar... Psikolojim bozuldu. Aynen. İğrenç böyle bir şey ki havada... çok görünüyor mu? Niye bu bulanıklaştı? Ya ışık yok ya. Olmasa daha iyi. İndir biraz. Ya tam netleşti. Havadan da kaynaklı böyle çok mod düşük. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Aynen. Hadi bir şey konuşalım. Ne konuşalım? Şarjım bitti. Benim şarjım %2. Bir de şey aldım, düşük pil gücü modu. Ne aldım? İyice kötü. Böyle işte oturuyoruz salonda, hiç yapacak bir şeyimiz yok. Ç-
soruyorum arkadaşlar, saat 3 değil. 4'te eve geldim. Geliş o geliş yok, hiçbir şey yok. Bir de şey, trafik lambalarının da yok. Çok büyük bir kaos ortamı. Kaos ortamı. Şey, anladınız? 4 dakikası kalmış hafıza için. Şimdi ben bunu durdurup sileceğim eskileri. Bekleyin, geliyorum. Saat 9 olmak üzere ve elektrik geldi, şükürler olsun. Bu kadar arkadaşlar. Sadece mutluluğumu şu an sizlerle paylaşmak istedim. Hafıza kartımda yer yok. Şu an kapanacak zaten. Görüşmek üzere. Evet, herkese tekrardan merhaba. Bugün 30 Aralık saat 5. Biz de Başak'la birlikte Akasya'dayız. Ben videomu montajladım. Şimdi onu yayınlayacağım ve sizinle birlikte bitirmek istedik. Bir şey söylemek ister misin? Sıkıldım. Gerçekten sağ olsun bu arada. Modam çok çok iyi. Çok zormuş. Gerçekten. Allah kolaylık. Teşekkür ederim. Şimdi biz burada işimizi bitirdikten sonra belki yeni bir vlog başlarım, bilmiyorum. Yani yılın son videosu bu arada galiba, bilmiyorum. Ne galibası? Yarın yılbaşı işte. Tamam. Evet, yani. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.